Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda login işlemlerini yapacağız. Ancak login işlemlerini geçmeden önce şurada veri tabanımıza baktığımız zaman kayıt işleminden sonra şurada passwordlerin açık bir şekilde göründüğünü görüyorsunuz. Passwordlerin bu şekilde veri tabanlarına açık bir şekilde görünmesini istemeyiz. Bu nedenle bu passwordleri hashleyerek yani şifreleyerek göndereceğim. Bunun için arkadaşlar npm'de bcrypt paketini kullanacağım. Şu şekilde bcrypt şeklinde aratırsanız zaten ilk karşılaşacağınız paket budur. Şimdi buradaki dokümantasyonu tabii ki tamamını incelemeyeceğiz ama şurada iki tane önemli fonksiyon var. Burada öncelikle hashleme durumunu görüyorsunuz. Hashlemek için buradaki fonksiyonu kullanacağız. Sonrasında da hashlediğimiz şifreyi compare etmek için yani karşılamak için de şuradaki fonksiyonu kullanacağız. Şimdi geliyorum kodumuzda user model.js açık. Onun haricindeki tüm sekmeleri kapatalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi biz şifreleme işlemini user modelin içerisinde Mongo's prehook yapısında yapacağız. Ne demeye çalışıyorum? Şöyle hemen geliyorum. Burada modelimi oluşturmadan önce şöyle user schema nokta pre diyorum arkadaşlar. Burada save metodundan önce ilk parametre olarak save metodunu kullanıyorum. İkinci parametre olarak da burada klasik JavaScript fonksiyonu yazacağız. JavaScript fonksiyonumuz next metodunu alıyor burada. Açtık süslü parantezimizi. Burada neden arrow function yani ok fonksiyonu değil de normal fonksiyon kullandığımızı söyleyeceğim. Buradaki next parametresi de işlem tamamlandıktan sonra next yani bir sonraki işleme geçmesi için. Yoksa burada takılıp kalmasını istemiyoruz hash işlemimizin. Tabii bunun içeriğine gelmeden önce ne yapmamız lazım? Buradaki bcrypt paketini indirmemiz lazım değil mi? Hemen şunu kopyalayalım şöyle. Sonra da geliyorum. Ctrl C ile sunucumuzu bir durduralım. Ctrl V ile yapıştıralım. npm install bcrypt diyerek bcrypt paketimizi indirelim. Sonrasında geliyorum burada. Yine user model JS'in içerisindeyim. Alta hemen import diyorum. Bcrypt from bcrypt paketinden import ediyoruz bcrypt'imizi. Burada da şimdi pre fonksiyonun içerisinde tekrar. Öncelikle şöyle bir şey yazacağız. Const user this olsun. Burada yaptığımız ne? Üzerinde yaptığımız söz konusu objenin buradaki user olmasını yani dizin buradaki user olmasını istiyoruz. Sonrasında da bcrypt'e ait olan hash metodunu kullanacağım. Hash metodu ne olacak? Buradaki user'ın password'unu alacak. Buraya ikinci parametre olarak salt round'u koyuyorum. Buradaki salt round'u şu şekilde düşünebiliriz. Buradaki rakam ne kadar büyük olursa o kadar karmaşık bir şifre oluşturulur. Ancak şifre oluşturma işlemi de aynı zamanda o kadar fazla olur. O nedenle buraya 10 yazıyoruz. Üçüncü parametre olarak bir tane arrow function yazacağız buraya. Callback fonksiyonu olarak. Callback fonksiyonu işlemi görecek bu. İki tane parametre alacak burada. Önce hata ve sonra herhangi bir hata olmadığı durumunda da bize hash'i yani hashlenmiş password'u dönecek burada. Hemen okumuzu da yaptık. Açtık süslü parantezimizi. Burada yapmasını istediğimiz ne? Hashlenmiş password'u hash'i neye atayacak? User'ın password'üne atayacak. User password diyorum. Burada hash'i de user password'a atıyoruz. Ve sonrasında ne demiştik? Kodun devamının çalışması için de burada next metodumuzu da çalıştırıyoruz. Kaydediyoruz dosyamızı. Burada isterseniz gelin şöyle yapalım. Bakın ilk olarak şurada bir console log diyelim. Console log user pass 1 diyorum buraya. Buraya parametre olarak user'ın password'unu yazıyorum. Aynı konsolu şurada dikkat ederseniz hash'in altında da bir görelim. Buna da user pass 2 diyelim. Burada da yine user password'un hashlenmiş versiyonunu göreceğiz. Kaydediyorum tekrar. Projemizi çalıştıralım npm startla. Sonrasında kayıt işlemi için geliyorum bakın. Şurada localhost 3000'e gidip projemizi çalıştıralım. Şurada register'a tıklayalım. Şuraya ne diyelim? Şöyle tester 2 diyorum bu kez. E-mail olarak da tester2@gmail.com. Şifre olarak yine pass1234'ü yazdım. Register diyorum. Bana başarılı bir şekilde geri dönüş geldi. Şuradan geliyorum hemen. Apply'a basıyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi
tester 2 kullanıcısının şifresi burada şifrelenmiş bir şekilde konulmuş. Koduma döndüğüm zaman da bakın şurada ilk kullanıcı şifresi şurada görmüş olduğunuz gibi yazdığım şifre. Ancak bunu ne yapıyoruz sonrasında? MongoDB veri tabanına kaydedilmesinin öncesinde yani presinde şuradaki şifremizi ne yapıyoruz? Hashliyoruz. Ve şurada hashlenmiş yani şifrelenmiş password'ü de veri tabanımıza yazdırıyoruz bu şekilde. Tamam artık şu konsol logları gerek yok. Nerede tam olarak şifrelenmişliğinin yapıldığını görüyoruz artık. Kaydediyorum tekrar. Şimdi ne yapacağız? Artık login işlemine geçebiliriz. Kapatıyorum user modülü. Controller'a geçiyorum. Page Controller'a geliyorum. Burada neyi oluşturacağız önce? Login sayfasını oluşturacağız değil mi? Bakın hemen şuradaki aynen register'daki olduğu gibi burayı kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım. Get login page diyorum. Şu an hali hazırda yok ama login template'imi render edip link olarak da login göndersin buraya. Hemen şurada get login page'i buradan export edelim. Kaydediyorum. Sonrasında artık alıştık. PageRoute'a gelelim burada. PageRoute'da da yapmak istediğimiz nedir? Hemen geliyoruz burada. İlk login sayfasını nerede göstermesini isteriz? Login sayfasını şöyle login'e get isteği geldiği zaman ne çalıştırılacak artık? PageController.getLoginPage çalıştırılacak. Sonra menü partials'ımıza gidelim. Views'in içerisinde partials, menü partials'ını bir açalım. Şurada hemen register'ı bakın kopyalıyorum linkimizde görünmesi için. Ctrl C diyorum. Bunu register'ın üzerinde şöyle login olarak yapalım. Adres olarak burası ne olsun? Login olsun ve buradaki linkimiz de login olsun. Kaydediyoruz. Tamam bunları yaptık ancak bizim ne yok? Login EJS yok. Değil mi? Login sayfasına ait template'imiz yok. Hemen onda şöyle bakın geliyorum dosyanın içerisine. Views'in içerisinde şurada register EJS'yi Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şuraya rename diyorum ve login EJS şeklinde oluşturdum burada. Koda dönelim tekrar. Hemen geliyoruz burada. Login EJS'yi gördük. Şurada hemen register değildi. Login olacak bu. Burada login işlemini kullanıcı adı üzerinden yaparız. O nedenle burada e-mail'e gerek yok. E-mail'i siliyorum. Şuradaki form ismimizi login olarak değiştiriyorum. Burada tıklandığı zaman da artık users register'a değil de users login'e gidecek. Users login'e gitmesini istiyorum burada. Aksiyon olarak post işlemi yapıldıktan sonra kaydediyorum burayı da. Şimdi gelelim projemize. Şöyle geldik. Register sayfamız. Refresh edelim burayı. Artık login linkimiz de geldi. Login'e de tıkladığımız zaman ne yapıyoruz? Login sayfamızda bu şekilde görünüyor artık. Şimdi artık burada ne yapacağız? Şuradaki login butonuna tıklandığı zaman giriş işlemini yapmasını istiyoruz değil mi? Burada şeyi karıştırmayalım. Bizim şimdiye kadar yaptığımız şuradaki post metodunu oluşturma kısmı hariç biz ne yaptık şimdiye kadar? Biz sayfamıza gelindiği zaman şuradaki login sayfasının nasıl görünmesi gerektiğini yazdık. Yani nasıl home sayfası burada görünecekse login sayfası da slash login'e bir get isteği atıldığında görünecek. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Şuraya tıklandıktan sonra login işleminin yapılması. Önce route'da bunun nasıl yapıldığına gelelim. Geliyorum bakın. User route'a geliyorum. Register'da neyi çalıştırıyoruz? User controller nokta create user'ı. Burada da hemen geliyorum. Route nereye gelecek bu? Login'e gidecek. Burada halen daha o fonksiyon hazır değil ama user controller'da ne diyelim buna? Login user diye bir fonksiyon yazarız. Onu oluşturur. Bakın dikkat ederseniz şurada login user hala daha mavi. Neden? Çünkü burada user controller'da getirelim orayı da şuraya. User controller şuraya getirdiğimiz zaman bizim halen o fonksiyonumuz hazır değil ve export etmiyoruz. O nedenle burası mavi görünüyor. Peki neden bu kez bunu göstermek istedim? Burada şunu daha iyi görelim diye. Biz App.js'ten buraya geldik. Users sonra user route'a geldiği zaman user slash
login şeklinde ilerleyecek burası. O nedenle şuradaki login ejesinin içerisinde user/login'e yönlendiriyoruz bunu. Tamam, gelelim buradaki route'umuzu şöyle kaydediyorum artık. User controller'a gelelim. User controller'da hemen şuradaki fonksiyonu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Create user değil de login user olsun. Burası, burada train içerisinde şu kodu silelim ve şurada login user'ı bir export edelim. Burada catch blue aynı olarak kalsın. Herhangi bir şey yapmayacağım buraya. Gelelim try blue içerisinde. Şimdi bu try blue'unda ne yapacağım? Login sayfasında form tıklandığı zaman önce bir username ve password'u alacağım, değil mi? Bu username'i unique'li, yani benzersizli. Önce şu işlemi yapacağım. Bu username'den faydalanarak veri tabanımda ilgili kullanıcıyı bulacağım. Sonra buraya giren şifre ile veri tabanımda bulunan şifreyi karşılaştıracağım. Ancak buraya kullanıcı ne girecek şifreyi? PES1234 girecek, değil mi? Ancak benim veri tabanımda bu örneğin ne olarak kayıtlı? Şurada şifrelenmiş olarak kayıtlı. O nedenle ne yapacağım? Bitrep'te daha önce de gösterdiğim şuradaki compare fonksiyonundan faydalanarak bunların aynı olup olmadığına bakacağım. Geliyorum, projemize dönelim. Önce body'den kullanıcı adı ve şifreyi alıyorum. Const diyorum buraya. Username ve password'ü nereden alacağım? Request'in body'sinden alacağım. Sonra buradaki username yardımıyla veri tabanımdan kullanıcıyı çekeceğim. Hemen diyorum ki const user, bakın user modelinden faydalanıyorum. Hangi metodu kullanacağım bu kez? Find one metodunu kullanacağım. Eğer id'sinden faydalanıyorsak find by id'yi kullanacak. Ancak ben ilgili kullanıcıyı username'den bulacağım için find one diyorum. Tabii username'den kullanabilmemin sebebi username'in unique olması veri tabanımda. Süslü parantezimi. Buradan gelen username'in veri tabanımdaki username ile eşit olması gerekiyor. Yalnız bunlar birbirinin aynısı olduğu için bunu bu şekilde yazmamıza gerek yok. Şu şekilde de yazabiliriz. Şimdi kullanıcıyı da bulduk. Şimdi şurada bir değişken oluşturacağım. Ancak bu değişken sonradan değişeceği için bunu let ile oluşturuyorum. Same diye bir isim veriyorum buna. Ve false'u assign ediyorum. Birazdan neden böyle bir değişken oluşturduğumu anlayacaksınız. Şimdi şuradan veri tabanından kullanıcı geldi ya. Eğer veri tabanından gelen bu kullanıcı varsa, if user diyorum, ne yapsın burada? Burada şuradaki password ile veri tabanından gelen password'u karşılaştıracak, tamam mı? O nedenle diyorum ki burada same eşittir diyorum. Veri tabanıyla yapılacak olan işlem asenkron olduğu için buraya evet anahtar kelimesini yazdım. Sonra da bitrep kullanacağım buraya. Ancak burada bitrep kullanmak için ne yapmam lazım? Buraya da import etmem lazım, değil mi? Hemen şurada modelim içerisinde user modelden onu kopyalayabiliriz. Hemen şunu Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şurada da artık await bitrep bu kez ne yapacaktı? Bu kez compare işlemi yapacaktı, değil mi? Neyi compare edecek? Şurada formdan gelen password ile şuradaki user'a ait olan password'ü kontrol edecek. Hemen geliyorum buraya. User.password yazıyorum. Şurayı tekrar söyleyeyim. User password nereden geliyor? Bakın veri tabanımızda user'ın kendine ait olan password alanı var. Buradan geliyor. Eğer şimdi burada bcrypt'in compare metodu bize ne dönecek? True ya da false diye bir diğer dönecek, değil mi? Eğer bu true ise şuradaki same ifademiz true'ya dönecek. Eğer false ise, yani girilen şifreler birbiriyle uyuşmuyorsa, bu false olmaya devam edecek. Şimdi buranın else durumunda şunu yazacağım. Else diyorum, bakın. Açtım süslü parantezimizi. Bu neyin else durumu? Eğer kullanıcı yoksa. Yani biz bir istek attık bu username ile. İşte username'i yanlış yazmış olabiliriz. Veya register yapmadan kayıt işlemine geliyor olabiliriz. Buradan biz bir cevap döneceğiz. Hemen o cevabı şuradan mesela catch'ten kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Önce dönülecek cevabın statüsü bir kere 401 olacak. Çünkü burada bir hata var. Kullanıcı oluşturulmamış. Buradaki 401 ne? HTTP unauthorized'ın status kodu. Succeeded, false dedik. Hataya da bu kez kendimiz bir değer verelim. Şöyle error yazıyorum, bakın. Ve şuraya string bir ifade olarak şöyle bir there is no such user diyelim. Yani böyle bir kullanıcı yok hatasını verelim. Kaydedelim. Tamam. Şimdi bakın, kullanıcıyı bulamadığı durumda
böyle bir hata vereceğiz. Peki diğer durumda ne yapacağız? Eğer şifreler birbirine benzemiyorsa, şifrelerin karşılaştırılması false olarak geldiyse. Hemen şuraya geliyorum bakın. Burada da yine bir if koşulu yazacağım. Burada hemen if parantezimin içerisinde same'i yazıyorum. Same'de de diyorum ki buradan da bir cevap döneceğiz değil mi? Eğer şifreler birbiriyle uyuşuyorsa ve şurada kullanıcı da varsa ne yapmam gerekir burada? Olumlu bir cevap dönmem gerekir. Res diyorum. Şöyle status olarak 200 okey cevabımız dönelim. Burada mesaj olarak da arkadaşlar şimdilik hani succeeded true şeklinde vesaire falan yazdıracağım ama login işlemi yaptıktan sonra bu kullanıcıyı ben kendi dashboard sayfasına göndereceğim. Ancak onlar daha hazır olmadığı için şimdilik şöyle bir mesaj yazsın. Ne desin buraya? You are logged in şeklinde bir mesaj yazdırsın. Eğer şifreler birbirinin aynısı değilse, else durumundaysa açtım süslü parantezimi. Yine bakın şuradaki hataya benzer bir şekilde de bunu Ctrl C ile aldım, kopyalıyorum ve şurada diyorum ki password are not matched şeklinde bir hata yazdıracağım. Tamamdır, kaydediyorum bunu. Şimdi burada son olarak eklemek istediğim bir şey var. Onu unutursak siz de hata alırsınız. Bakın, şimdi burada eğer kullanıcı bulunmadığı zaman ne yapmak istiyoruz? Şu cevabı dönmek istiyoruz değil mi? Ancak burada bu cevabı döndükten sonra da işleme devam edecek bu şekilde yaparsak. Şuradaki if işlemine devam edecek. Ancak onu yapmasını istemiyoruz. Çünkü eğer bu kullanıcı yoksa zaten şu hatayı vermiştir. Olmayan bir kullanıcının da şifrelerinin aynı olup olmamasının bir önemi yok. O nedenle şuranın başına da return yazıyorum. Ve kaydediyorum arkadaşlar. Sonra da gelelim. Önce veri tabanımızda hangi? Şuradaki tester 2 kullanıcısı için deneyelim. Tester 2 kullanıcısının şifresi aklımda. Her zaman şifreleri ne yapıyorum? Bu test çalışmalarında aynı yapıyorum ki unutmayayım diye. Geliyorum bakın. Şurayı bir refresh edelim. Kullanıcı adımız tester 2 idi. Evet. Geliyorum burada. Tester 2 şeklinde kullanıcı adımı yazdım. Şifreye de pass 1234 diyorum. Login diyorum. Ve false cevabını aldım. False cevabını aldım da şurada aldığım hatada herhangi bir şey yok. Gelelim buraya. Tekrar denemeden önce bakın şöyle yapalım isterseniz. Hemen şurada console.log diyorum. RecBody bir loglasın bize. Ctrl C ile geldim. Ctrl V ile yapıştırdım buraya. Sonra ne yapalım? Bir console.log da şurada alalım. Burada acaba same'i ne olarak dönüyor bize? Ona da bakalım. Şöyle same'i yapıştıralım. Şuraya da yapıştıralım. Tamam. Kaydedelim şimdi. Geliyorum burada. Tekrar geriye dönüyorum. Login sayfama. Şurayı bir tekrar bir refresh edeyim. Hemen kullanıcı ismimizi yazalım. Tester 2 dedik. Pass 1234 diyorum. Login diyorum. Yine yanlış cevabını aldık. Bakalım loglarımızda nasıl ilerliyor. Bakın burada RecBody'yi yazdırıyor. Ancak buradan sonrası yok. Özellikle şuradaki same'i bastırmıyor dikkatlersiniz. Yani user buraya ne geliyor? User false olarak geliyor. Neden false olarak geliyor? Bakın bu hata çok güzel oldu. Burada neyi unutmuşuz biz? Kullanıcıyı oluşturuyoruz. Ancak kullanıcı ne yapıyor? Veri tabanından find one fonksiyonu çalıştırıyor değil mi? Bu zaman alıcı bir işlem. Biz bunun önüne await anahtar kelimesini yazmadığımız zaman bu hemen aşağıdaki kodu çalıştırmaya başlıyor ve kullanıcı olmadığı için, kullanıcı halen daha gelmediği için burada false olduğu için biz ne yapamıyoruz? İstediğimiz cevabı alamıyoruz. Şöyle bir kaydedelim. Geliyorum tekrar. Geri dönüyorum hemen. Refresh edelim tekrar burayı. Ne olur ne olmaz. Bakalım bu kez oluşturabilecek miyiz? Tester 2 diyorum. Pass 1234 diyorum. Login diyorum ve ne yaptım? Bu kez başarılı bir şekilde giriş işlemini yapabildim. Kodumuza dönelim. Bakın buradaki konsollara da bakarsanız şurada RecBody'yi bastırdık. Şurada da same ne oldu bizim açımızdan? True oldu. Yani şuradaki same'i de yazdırmış olduk. Ve yani bu ne anlama geliyor? Girdiğimiz password ile veri tabanında bulunan hash'li yani şifrelenmiş password birbirinin aynısı oldu. Ve bize login yani giriş işleminin başarılı olduğu cevabı geldi. Böylelikle biz ne yapmış olduk? Başarılı bir şekilde login işlemini yapmış olduk. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.